Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Berkan bizlerle. Bizi eskimi getirdi. Kankacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yavrum. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Fazla samimi giriş yaptık. Berkan eskiden beri, yani bayağıdan beri arkadaşım. Eskimin tayfasından. Evet. 2010'lar falan. Değil mi kanka? 2010-2011 gibi bir tanıştık eskiminle. Hala da hayatımızda. Ben de merak ediyorum ne zaman gidecek hayatımda. Ama sen sürekli böyle bir değişkenlik, bir çark var senin eskibinle ilgili. İşte kahramanlar şekil değiştiriyor sadece bende. Sen de renk değiştiriyor kanka. Renk, model, yani çoğuna bindim diyeyim sana. Evet. Bunu hayatımdan çıkartamıyorum. Bir sürü hani süper sport arabaya binmişimdir, farklı arabaya binmişimdir ama eskimin vazgeçilemez bir tutku oldu bizde. Keyifli bir şekilde, keyif alarak devam ederiz. Arkadaşlar, demin aramızda konuşuyoruz. Adam GTR'ı satıp tekrar eskimi almış. Evet, öyle bir şey yaptık. Bu hata mı, iyi mi? Tartışılır kanka. Evet. Ama sen kopamıyorsun. Yani çünkü böyle hani bizim içimizdeki kan var ya, akışımızın kanını değiştiren bir otomobil. Herkesin öyle aslında. Eskiminle ilgili bir tecrübem var. Bir satarken pişman oluyorsun, bir de alırken. Alıyorsun, şu anki devirlerde işte biraz para harcamak, hani her şey çok pahalı. Evet. Yoruyor. Hı-hı. Diyorsun ki yani eder mi, etmez mi, ama işte binince de onun böyle zevkini alıyorsun yani. Diyorsun ki ya harcadığım boşa gitmedi. Bilmiyorum, bu her zaman muallakta bırakan bir araba olmuştur yani beni, ama bir türlü kopamıyorum. Satıyorum. Ya diyorum ki ya çok özledim, bir tane daha alayım. Alıyoruz. Kaç model? 2008 model, orijinal mavi. F22 motorlu. F22 C1 motor kodu aslında. Evet. 2.2 motor dediğimiz AP2. Aslında Japonya için üretim ve Kuzey Amerika için üretim yapılan bir otomobil. Kendini burada buldum. Nasıl oldu? Orijinal motor F22 kodlu mu? Orijinal F22. Bundan 3-4 tane vardı bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama tabii kırılınca F22'yi temin etmek biraz zor. Hı hı. O yüzden herkes arabasını 2.0'a çeviriyor. Bu bence 2 taneden biri değil. Bu arada arkadaşlar, F22 kodlu dediğimiz araçlar, işte dediğim, demin de söylediğim gibi, Kuzey Amerika ve Japonya için üretilmiş otomobiller. Bu araçta da orijinal motor koduyla gelmiş. Normalde AP2, AP1 dediğimiz versiyonlar aslında. Benim hiç AP1'im olmadı. Çok da beğenmiyorum. Aslında AP1 demek, nasıl söyleyeyim sana, F20 kodlu motor kodu var ya. Türkiye'de biz AP1, AP2 aslında makyaj olarak görüyoruz ama ben aslında gerçek makyaj. Gerçek olan AP2'ler F22 motor koduyla üretilenler aslında. Türk evet. Tabiriyle sadece makyajlı ve makyajsız diye tabir ediliyor. Evet, biz yani ben şu an senden benim aracım AP2, tam gerçek AP2. Gerçek AP2 aslında. F22. Yani kozmetik olarak düzgün olduğunu düşünüyorum. Zaten eskiden de benim yani yakın bir arkadaşımdaydı. Çok severek içine bindiğim, direksiyonuna geçtiğim bir arabaydı. Böyle bana eskileri hatırlattı. Onun da şu anda eskibini var. Hı hı. 2009 model bir eskibini var. Kendi arabasını görünce, böyle eski arabasını, dedi ki ya benimkinden hani daha farklı duruyor. Daha böyle hani çok özlemişim falan. Dedim ki yani istediğin zaman al kullan. Ya adamın da eskibini var. Renginden dolayıdır belki. Evet evet, yani çok bilmiyorum. Daha farklı, daha yakışıklı durduğunu düşünüyorum. Renkle alakalı. Bir motor içini açalım. Açın. Ben sana motor içini açayım. Sen her zaman görüyorsun ama görmeyen arkadaşlara gösterelim. Ama sende hava filtresi de yok. Yok. Orijinal. Orijinal. Aslında arkadaşlar, F20 ile F22 arasında görüntüde bir şey yok. Sadece içindeki sıkıştırmayla alakalı. Piston çapları büyük. Motor beygir olarak da aynı. 240 beygir olması lazım. Hepsi. Sadece torku biraz daha 20 Nm daha bir yüksek torku var. 208 Nm torku üretiyor normalde, normal bir eskimin. 228 Nm bunda da tork var. Yani evet. Bir de devir bandı sıkıştırması yüksek olduğu için normalde 8900 çeviriyor F20'ler. Bu da 8200 devir çeviriyor. Evet, ama bence hissiyatı nasıl? İşte çok fark var mı? Aslında az gibi gözüküyor. Şey olarak, tork olarak mı? Yok, hayır. Kullanım zevki olarak. İstatistik olarak az gözüküyor ama bence hissettirdiğinde biraz fark var gibi hissediyorum yani. Normal 2.0 gibi gelmiyor bana. Ya da belki arabam 2.2 diye kendimi inandırmış da olabilirim. Yok, ama zaten hani hacimden dolayı da farklılık evet, vardır yani. Evet var. Teknik olarak yani farklılıklar vardır. Belki biz de yanlış biliyor olabiliriz. Ben de bu arabanın ekstra bir ciğerli olduğunu düşünüyorum ama. Sen başka filtre falan takmamışsın. Standart bırakmışsın. Kanka aslında arabayı yeni aldım. Biraz el attım arabaya, işte motoru, bakımı vesaire. Hı hı. Ama biraz işlerim yoğun olduğu için daha çok ilgilenemedim. Bu araba çok satma düşüncem olmadığı için kendim zaman ayırmak istiyorum. Evet. Her şeyini kendim yapma, yani arabaya emeğimi katmak istiyorum. Hı hı. Başkalarına yaptırıp ona buna götürtürüp değil de
kendim her şeyle kendim ilgilenmek istiyorum. Daha işte kule gergimiz gelecek, hava filtremiz gelecek. Evet. Onlarla uğraşacağım. Bir motor içini kapatalım. Yavaştan yanına doğru geçelim arabanın. Sonra da bir kullanabiliriz değil mi? Tabii ki. Senin bunu sormaman lazım. VSA'yı açabilir miyiz? İstediğin her şeyi yap. Arkadaşlar yanında da zaten V3 jantlarımız var. Hani S2000'de olmazsa olmazı. Kesinlikle ben başka jantı kabul etmiyorum. Bence bu arabanın başka jantı yok. Olmamalı yani. Değil mi? V1, V2 yok. Bu yolda giderken zaten bir dönüşü var ya. Geri dönüyor. Geri dönüşü işte, çok güzel. Zaten hepimiz ona kalıp aldık. Aynen. Ama bu arabayı da o gösteriyor. Evet. Zaten yanında falan çok bir şey yok. Normal bir S2000 arkadaşlar. Arkasında bir spoiler'ı var. Sen spoiler takmışsın. Ve arkasında olmazsa olmazı Varex'imiz. Evet. Eski tip. Eski tip. Tabii. İçi bitmiş. Ya yolda giderken var ya sen önümüzden gidiyordun ya. İnanılmaz. Pat, küt, çat, çat. Öyle hep sesler. İşte bu 2.2'nin de öyle bir çatırdama diye bir şeyi var. Evet. Olayı var. O çatırdama kompresörü verdiğin zaman... Debriyajdan ayağımı çektiğim zaman guluk guluk ediyor. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bu 2.2'de ve başka 2.0'larda çok fazla denk gelmiyorum. Ya biraz daha var ama bu kadar değil yani. Yok, bu daha fazla. Yani çok onda fazla biraz daha cızlı. Evet. Çok duyuluyor. Dediğim gibi eski tip Varex var. Yenileriyle biliyorsun ses farkı evet. Var. Yeniler tutmadı pek. Eski tip kara borsa oldu. Zaten bize sıcak soğuk sıcak soğuk içi de elyafları bitmiştir. Çok güzel şu anda ben sesini beğeniyorum. Evet. Arabanın içine gelen sesle arkadan duyulan ses her zaman farklı. Aynen. Ses geriye doğru gittiği için ama bence ikisi de gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum. Kanka ne yapalım? Hadi çıkalım. Yavaştan çok çıkalım. Çok bile kaldık. Aynen. Bir de içinde zaten normal bir S2000'le aynı olduğu için koltukları farklı. Evet. Hani VSA'lılarda koltuklarımın da burasında işte boşluk bir boşluk oluyor, delikler oluyor. Olmayanı, oluyor. Bunlar evet. Olmayanı. Bir de içindeki işte orta konsolu falan filan farklı. Bir de sende kanki vites topuzu var galiba. Evet. O olmazsa olmaz. Evet. Yani kışın biraz tutmak zor oluyor. Kış geliyor ne yapacağız bilmiyorum da bir tane de orijinal. Arkadaşlar S2000'in içi zaten en sade otomobillerden bir tanesi. Sadece sürücü odaklı. Ya zaten Türkiye'de bunun aslında bu araba üretim amacı hep pistler için biliyorsun kanka. %50 %50. Ama bir tek Türkiye'de herhalde pistler için kullanılmıyor. Çok nadir arkadaşlarımız var bunu yapan tabii evet. Ki. Ama gerisi herkes yanlıyor. Ben de bunlardan biriydim. Biraz yaş oturdu yanlamayı bıraktık diyeyim ama. Ama insanın içinden yine geliyor. Ya bazen böyle işte gaza geliyorsun. Bizim her zaman böyle biri geliyor abi baksana diyor bir mutlu oluyorum. Eski şeylerim aklıma geliyor. Eski yaşadıklarım, yaptıklarım. Şimdi diyorum ki teşekkür ederim iyi akşamlar. Bazen kırmıyorum. Böyle yani bunu istedikleri yer müsaitse. Şimdi çok gecenin geç bir saatinde bir ara sokaktaysak tabii ki yapamam. Ama E5'te giderken, E6'da giderken tabii kırmamaya çalışıyorum insanları. Abi biz gidelim o zaman. Gidelim hadi. Arkadaşlar abone oluyor ama değil mi kanka? Kesinlikle. Abone olun bekliyoruz. Ben bizzat bakacağım. Tamam. Bizzat bakıyor Berkan. Sese bak sese. Özledin mi? Kanka yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. İlk ehliyetimi S2000'de almıştım. Yani S2000 varken ehliyetim olmuştu. Bu ne lüksmüş? Biz böyle bir lüksümüz yok. 2010'da ehliyeti aldım. İlk S2000'im oldu. Sonra dedim ki bu arabayı sevmedim. Yani kötüydü zaten o araba. Evet. Ortadan ikiye ayrılmış neredeyse öyle bir arabaydı. Sonra BC 0039'u aldım. O çok güzel bir arabaydı. Moonrock'tı. Moonrock. Evet. Moonrock çok içi, güzeldi. Taba. Taba, dışı füme. Çok iyi bilirim. Evet, çok güzel arabaydı. Hala. Ama özlemişim. Bak bu arabanın içine hiçbir zaman sığmam. Sen de ufaktan sığmazsın. Ben sağ koltuğuna sığmıyorum. Solda çok rahatım. Ayaklarımı uzatıyorum. Yok ben yani şey olarak. Ha, evet, boyut olarak. Boyut olarak sığmıyorum. Evet. Gidiyoruz. Gidelim hadi. VSA buradan mı açılıyordu? Evet. Mesela. Dalga geçme. Sen unutmazsın. Seslerimiz duyulur mu bilmiyorum. Egzoz kumandası burada mı kanka? Boş ver kumandayı ne yapacak? Kumandayı paspasa mı atıyoruz? Kanka hiç şey yapma. Kapatma polis gördüğünde. Artık kimse yemiyor onu. Kimse eyvallah yok ha? Ya bence düzgün konuştuğun sürece, üslubun düzgün olduğu sürece ben kolay kolay ceza yeneceğini düşünmüyorum yani.
özlemişiz kanka ya. Sesi falan. Dur da bastığın zaman belli olacak ne kadar hızlı. Yok hani ilk oturduğun zaman böyle özlüyorsun ya. Evet. İlk görüşte aşk bu işte. Ya ben kaç tanesine binmeme rağmen... Arkadaşım getirdi, eve kadar getirdi. Gitti aldı, teslim aldı, getirdi. Ya dedim ki çıkayım dedim, bir 20 dakika kullanayım, tekrar eve dönüp yatarım. Çıktım böyle çocuk gibiyim yani, bindim arabaya çalıştırdım. Çok inanılmaz heyecanlandım. Bir 20 dakika kendimi tedavi ettim, sonra eve geldim, kuş gibi uyudum. Hastalığın geçti yani. Tabii. Ya işte diyorum ya, dönem dönem böyle seni heyecanlandırıyor. Sonra sıkılıyorsun, diyorsun ki satayım biraz konforlu bir arabaya bineyim. İşte polis derdim olmasın, sıkıntı yaşamayayım. Egzozdan işte trafik polisi görünce bir insan niye korkar ki? İşte bak korkacak hale geldik yani. Evet. Ama egzoz sesi falan. Bizim yaptığımız şeylerden dolayı tabii ki bizim kendi hobilerimizden işte zevklerimizden. Bir zevklerimizden dolayı olan bir şey. Diyorsun ki rahat edeyim, konforlu bir araba alayım. Yeri geliyor bir tane sallıyorum işte. Diyorsun ki A6'ya bineyim. Bu evet. Paraya bir A6 alayım. Konfor, huzur, şekil vesaire. Tabii ki bunun verdiği şekli çok fazla vermiyor ama belki saygınlık konusunda biraz veriyor olabilir. Sonra tekrar özlüyorsun. böyle bir sarmal yani gidiyor. Bu sarmal. Bu özlem bitmiyor abi. Bilmiyorum. Bu arabanın bakalım. Sesindeki özlem bitmiyor. Ya şimdi biz arabalardan vazgeçemeyiz. Ben kendi adıma konuşayım. İlla ki şey yapacak. Her insanın her yaşında farklı farklı şeyler duyuyor. Farklı arabalara hayranlık duyuyor. Benim bu zamana kadar şu an S2000'le devam etti. Ama ileride bu bize neyi gösterecek bilmiyorum. Belki bundan daha başka bir arabaya hayranlık duyabilecek miyiz? Bu yaşımıza kadar geldik duyamadık. Var kafamızda var bir şeyler mı? De var. Yani ben... Her otomobil sevdası olan insanın mecburen bir arabaya sevdalı. Bir sonrakine hep oluyor. Ya evet benim de şu anda mesela kafamdan 458 ben geçiyor. Ben içinden geçirdim şu anda onun geçirdiğini. Evet 458 geçiyor da. 458'in yani aslında Honda S2000'im sen biliyorsun zaten. Honda S2000'de arkadaşlar 458 yani 2010'da 458 üretilene kadar motor silindir hacmine üretilen beygiri bir tek 458 aldı. Evet, evet. Normalde bu 240 beygir, işte 4 silindir bir motor arkadaşlar. Silindir başında da 120 gibi bir beygire denk geliyor. İşte 99'dan 2010'a kadar şampiyondu aslında. Ferrari tokatlayan evet. Araç yani aslında. Sonra ya şimdi teknoloji ikisi değişti. Zaten şey olarak mukayese edilemez. Biri süper spor, bu spor bence yani evet. Sadece. O bambaşka bir kafa. Fiyatından da bellidir, adından aynen. Da bellidir. Ferrari sonuçta. Evet neyim var? Ferrari var. Bitti çok fazla güç evet. Almana da gerek yok yani. Bir şeyler göstermene de gerek yok. Sadece kırmızı ve Ferrari olması yeterli yani. 4.8'siz de başka bir dünya zaten. Ya şimdi bizim millet, herkesin diyorum ya hobisi farklı. Evet gider dağcılık yapar, trekking yapar, ata biner. Ya biz en pahalı sporu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hele ki bizim ülkede biraz fazla pahalı. Eskiden bu kadar zengin değil sporu değil yani sadece evet. Ve sonu olmayan bir şey. Ya, Ferrari 458'e binersem ya diyeceğim ki niye F8'im yok? Tabii. Yani bu sonu yok. İnsan oldu zaten. İnsan yani. Oldu evet sonu yok. Ama maalesef tabii ki şu sonu anda yok. Ben de istiyorum. Tabii imkanla Allah izin verirse nasip olursa İnşallah bineriz. İnşallah. Binersin tabii canım. İnşallah. Valla fiyatlar çok işte ya bildiğin gibi değil. Kanayan yani. Yaram yani. Ya her geçen gün de uçuyor. Bunların nasıl uçtuysa onların da. Eski bin 2009'da kaç paraydı? 78-80 bin lira civarında bir şeydi galiba. Öyle hatırlıyorum. 64 bin lira 2009 sıfır satıldığını biliyorum. 69 bin lira. Aldım ben bir arabayı 70 bin liraya aldım bir arabayı daha bozuk. Bence de Türkiye'nin en bozuk eski binini 47 bin liraya aldım. Ben de 40 bin liraya almıştım ilk eski binini. Evet 47 bin liraya aldım bir hafta sonra 58'e sattım dedim ki zengin oldum. Ben de sonra BC'yi 70'e aldım. 75'e bir hafta sonra müşteri buldum. Satmadım. Sonra 3 ay sonra sattım 75'e. Bende bir araba vardı. Plakasını vermeyeyim. 205 bin liraya verdim. Dedim ki herhalde gidip Honda'dan plaket verecekler. Yani bu kadar pahalıya nasıl eski bin sattım? Şu an diye. Kaç para? Şu anda herhalde 1.300'lerde falan civarı. Fiyatı.
bambaşka ya. Bu arabanın sesinin üzerine başka bir araba yok yani. Kesinlikle. Acaba böyle bir şey mi yapsak ya? Acaba en çok yorum atanı bir gün böyle benim yanımda eskimine gezdirsem mi? Olur. Arkadaşlar yoruma bekliyoruz o zaman. Bak her videoda başka bir şey yapıyoruz. Başka bir konu buluyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Bir gün öyle bir şey yapalım. Bir genci gezdirelim eskimine. Yapalım eskimi. Ben onu gezdiririm. Olur. İstanbul Avrupa yakası. Bak. Bunu da videoya çekelim. Dokunuyorsun ya, hemen tepki veriyor. İşte evet, o çok hissettiriyor. Go-kart gibi araba yani böyle. Ama onun sebebi de biraz şeye bağlıyorum yani, atmosferik olduğu için turbo değil, geç gelmiyor, anında ayağının altında her şey. Ve sıkıştırması sizin... çok yüksek olduğu için, işte silindir hacmi de ona göre olduğu için abi, büyük ihtimal onunla alakalıdır bu yani. Hala bir yerden geçince dikkat çekiyor. Aslında dikkat çekmesinin amacı Türkiye'de biz bu arabayı hani o 2010'lar, 2011'ler deli gibi o Facebook'ta falan videolarımız vardı ya. Evet. Onunla alakalı yani. 5000 takipçi sınırı vardı. Çok acayipti ya. Onlarla alakalı. Bu arabaların bir dönem sevda, insan, gençler, bizler işte bu arabaları böyle yaptık aslında. Onunla ya, çok etkisi var. Ya bir dönemler yolda İskimin göremezdin. İskimin hayranlığı vardı ama çok fazla binilmiyordu. Yolda göremiyordun. Yani Google'da İskimin yazıp görsellere tıklayıp falan öyle gözüküyordu. Şimdi yani ulaşılması bir tık daha kolay oldu. 12-13 sene geçti. Evet. Çok güzel bir süre geçti. Bu kompresör sesi başka değil mi? Bu kompresör sesi bambaşka. Üzerine yok. Bir de bu arada arkadaşlar şimdi hani böyle bir yerde işte bir şeyler yapamıyoruz yani. Çünkü kapalı alan yok, bir şey yok falan. Evet. Hani biz bir bu videoyu çekmemizdeki amaç hani Berkan'la bir videomuz olsun. Evet, eski bin çekelim, muhabbet edelim. Öyle bir amacımız vardı aslında. Yani bazı yerlerde bir videoları görmüşsünüzdür. Hani daha farklı işte varyata yapanlar, işte çevirenler falan filan ama yani öyle bir ortamımız yok arkadaşlar. O yüzden de biz böyle çok yapmıyoruz. Biz de hiç yapmıyoruz evet. Yaş geçti. Yaş geçince olmuyor mecbur. Evet kesinlikle. Ya biz hatıra, benim için hatıra. Tamamen hatıra yani. Bu bir yerde yayınlanmasa da ben bu videoyu çekmek isterdim yani. Allah razı olsun. Çok keyifli. Çok teşekkürler. Bize zamanı ayırdığın için. Yani ilk gelirken böyle sen fark ettin evet. Zaten biraz panik yaptım da şimdi çok rahatım yani. Panik yapacak bir şey yok kanka, beraberiz ya. Ya sanki böyle biri bizi izliyormuş gibi. Biri bizi gözetliyor evet. Evet ya, çok kişi izleyeceği için insan biraz konuşacaklarını seçiyor, kasıyor vesaire ama şimdi artık akışına bıraktım. Ne sen öyle bir insan değilsin kanka. Her zaman böyle hani naif bir insansın. Böyle olursan kazanırsın diye düşünüyorum. Özellikle kendi arkadaşlık ilişkilerimde dikkat ederek yaptığım bir şey yok. Böyle samimi oluyorum. Samimi davranıyorum. Zaten çok böyle aramı bozuk olduğu kişi yoktur yani. Genelde beni çok yakından tanımayan da hani kötü bir şey hissetmez. Belki çok sevmeyebilir ama kötü bir şey herkes hissetmez. Herkes sevecekleri bir şey yok tabii. Ama bu da benim için yeterli zaten. Bir son şöyle bir Exos sesini. Son mu? Son mu? Dur daha da doyamadık ya, biraz bas ya. Boş ver, kamerayı kapatırız biz. Devam arabada ya. Etkisi altına alıyor arabaya. Hadi ben şuna inanmıyorum. Yani ben bu arabanın direksiyonuna geçince ben işte çok sakin sakin, yok abi öyle bir şey. Bu direksiyonu 3 yaşındaki çocuk koyayım, o bile böyle içi kıpır kıpır olur. Bu arabada sadece gaz edeceksin. Düzde, yanda, her şeyde yani. Müzik açmak yok. Müzik açmak gerek yok. Zaten burada ufacık bir teybi var. 2-3 tane de hoparlörü var. Zaten ses çıkmıyor ki bundan. Zaten duyamazsın bu sesle, müzik dinlenmiyor. Yani o ses alttan geldikçe keyifli de olmuyor müzik. Evet.
Arkadaşlar yavaştan videoyu kapatalım. Biz mutluluğa ulaştık. Sizin de ulaştığınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Berkan dediği gibi eskimini bilmek isteyen güzel arkadaşlarımız, güzel kardeşlerimiz varsa